Türkiye'de en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çayın yemeklerden hemen sonra içilmemesi gerektiği belirtildi. Diyetisyen Fatih Aslan, Türkiye'de kişi başına ortalama 2,5 kilogram çay düştüğünü, bunun da günlük 6 gramlık tüketime tekabül ettiğini belirtti. Türkiye'de genelde ve dünyada da olduğu gibi yeşil çay, siyah çay ve beyaz çay olarak çaylar üçe ayrılıyor ve o çaylar en çok tüketilen dünyada da %70 ağırlıklı siyah çay tüketiliyor. Endonezya'da, Türkiye'de, Vietnam'da, Çin'de genelde çay üretimi olduğu ülkelerdir. Türkiye'de ortalama olarak kilogram başı, kişi başı 2,5 kilogram çay düşüyor ve günlük 6 grama tekabül ediyor bu. Çay çok tüketilen bir içeceğimizdir. Yapraklarıyla, köküyle, gövdesiyle her türlü bir milli içeceğimiz de diyebiliriz tabii ki bunlarda. Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafeinin miktarının 300 mg olduğunu kaydeden diyetisyen Aslan, hamile kadınlar, özellikle adet kanaması geçiren bayan arkadaşlarımız bunlardan uzak durması gerek şeklinde konuştu. Günlük almamız gereken yetişkin bir insan 300 mg kafeindir ve her bir bardakta, bir fincan bardakta 40 mg kafein içermektedir. Yani yaklaşık olarak 5-6 bardak tüketebiliriz. Bunlar fazlası bize zarar veriyor. Kafein bakımından zarar veriyor. Kalp hastalıkları az tüketmesi gerekiyor. Yemeklerle beraber tüketildiği zaman bu antioksidan maddeleri almıyoruz. Ve yemekte bulunan proteinleri, karbonhidratları, yağların emilmesini de engelleyebiliyor. Özellikle vitamin, mineral eksikliği olanlarda, kalsiyum eksikliği olanlarda, demir eksikliği olanlarda bu emilimini azaltıyor. Hamile kadınlar, özellikle adet kanaması geçen genç kadınlarımız, bayan arkadaşlarımız bunlardan uzak durması gereken, günlük miktarını aşmaması gerekiyor. Özellikle yemekten yarım saat, 45 dakika sonra tüketilmesini istiyoruz. C vitaminine beraber tüketildiği zaman, özellikle limon sigara tüketildiği zaman demir emilimini de arttırıyor. Çayın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu kaydeden vatandaşlar ise çaya karşı aşırı derecede bağımlıyız diye konuştu. Çay kültürümüzün önemli bir parçası. Çaya karşı aşırı derecede bağımlıyız. Yemeklerde ve kahvaltıda çokça çay tüketiyoruz. Yemeklerden hemen sonra toplum olarak hemen sonra çayı tüketiyoruz. Yemeği sindirmeden, özellikle çayın yemeği sindirici bir özelliği olduğu söyleniyor. Biz toplum olarak çayı, kahveyi ve diğer kafein içeren sıcak içecekleri çok fazlaca tüketiyoruz. Bilinçsiz bir tüketiciyiz aslında.